arkadaşlar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bayağı böyle kameranın karşısına geçmeye epey olmuş. Aslında hep vloglar yapıyordum, biliyorsunuz zaten, takip ediyorsunuz, görüyorum. 10.000 oldum. Hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Yakında çekilişim geliyor. Bir Türkiye'ye gideyim yarın en sonra. Ondan sonra size ciciler getireceğim ve onları tabii ki de çekilişe sunacağım. Evet, bu videonun başlığı bavulumda. Daha doğrusu seyahat çantamı, nelerim var, neler götürüyorum. Ve evet, biraz abartılı olacak. Şimdiden kusuruma bakmayın. Neden öyle diyorsanız, çünkü benim okulum bitti. Bütün sınavları yazdım. Bir tane sınavım kaldı. O da konuşmalı. 6. ayın 6'sında inşallah. Bir ay şimdi tatilim var. O bir ayın içinde 3 haftalığına veya 2,5 hafta daha geri tiket, yani geri bileti almadım, geri dönüşü. Gidişi aldım. Bunu da cuma günü inşallah uçuyorum. Daha ona da zaten geleceğim ben. Ve 2,5-3 haftalığına gidiyorum ve ben tatil etmeye gidiyorum. Daha doğrusu böyle fotoğraf çekilmeye, yani öyle şey için gidiyorum aslında. O yüzden bayağı bir şeyler götürüyorum. Şimdi sakın Tuba ablanıza veya Tuba kardeşinize örnek almayın bu konuda. Bayağı şeyler götürüyorum çünkü. Ucundan bir şeyler göstereceğim. Nasıl desem, bavulumda neler var üzerinden geçeceğim. Çünkü yoksa bu video uzadıkça uzar. Kocaman bir bavul zaten göstereceğim birazdan. Hadi bakalım. İlk önce sırt çantam el var. Yani daha doğrusu seyahat sırt çantamda neler var, ondan başlayalım. Evet, bu benim seyahat sırt çantam olacak bu sene. Bu pembe, nedenini söyleyeceğim. Bavullarımın hepsi pembe, her şeyim pembe. O yüzden siyahta pembelik eksik kalmasın diye buna da bir pembelik uydurdum. Kankın, kankını bilen vardır. Burada fermuar var, burada fermuar var. Kocaman, yani neredeyse bir bavul, bavula bedel, yani her şey sığıyor. Şimdi bunun için neler var size bir teker teker göstereyim. Açtım bayağı. Neler var? Vloglayacağım. Bir sürü vlog videolar gelecek. Doğum günü vlogum, şu bu, yani bayağı bir vloglar gelecek. Sürprizini kaçırmak istemiyorum. Bir tane daha var. O da İstanbul'a gideceğim inşallah bundan 2 hafta sonra. Onu da vloglayacağım. Vlog kameram. Evet, en sevdiğim vlog kameram. Bunu çok seviyorum. Evet, bu var. Çünkü bunu her zaman kullanacağım yarından sonra. Ve kızlar, arkadaşlar, bu nedir biliyor musunuz? Powerbank. Olmazsa olmazım powerbank'im. Seyahatlerde çok gerekli oluyor. Her yerde priz olmuyor. O yüzden mecbur böyle bir şeye muhtaç kalıyoruz. Daha sonra bunu almıştım. Şöyle küçük bir not defteri ve not defterlerden bu seyahat çantamı gerçekten çok göreceksiniz. Neden diyorsunuz? Kesin neden götürüyorsun o kadar not defteri diyeceksiniz. Çok götürmeyeceğim ama birkaç götürmeyi düşünüyorum. Orada ders çalışacağım. Türkiye'de yani. Şöyle bir not defteri. Şöyle küçücük bir kristalli rose gold kalemi var. Pembe. Gönlüm sende. Evet. Daha sonra aslında çok gereksiz bu ama ben yine aldım, yaptım. Şöyle bir küçücük bir cüzdan. Kalem kutusu mu deniliyor bilmiyorum. Mango'dan almıştım. Açıyorsunuz. İçinde kulaklığım var. Karışmasın diye böyle yaptım. Yoksa seyahat zamanında o yanla bu yanla atıyorsun, ne bileyim, yani normal günlerde de, o yüzden böyle bir şeye ihtiyaç duydum. Mango'dan almıştım. Şöyle göstereyim. Küçük, pembiş pembiş. Evet, gelelim diğerine. Mango. Böyle güneş gözlüğü kabı almıştım. Ve güneş gözlüğü. Bunu ben zaten diğer videomda koymuştum aslında. Türkiye'de neler aldım haul diye. Bunu Türkiye'den almıştım. Ray-Ban gözlüğü. Fark ettiyseniz bu da pembe. Daha sonra bu mermer defterciyi de götürüyorum. Keşke şöyle olsa. Bunun üzerine İstanbul yazıyor. İçinde İstanbul'da seyahat edebileceklerim, gezilecek yerler, görülecek yerler, restoranlar, abiyeci ve tabii ki de YouTube video fikirlerim. Sonra ne zaman uçacağım, her bilgiler burada. Yani bu benim ikinci beynim gibi denilebilir. Evet, bunu Türkiye önerilik yaptım. Daha sonra Mango'da şöyle küçük bir cüzdan almıştım. Bunun önünde bir şey yok ama içinde ne var biliyor musunuz? İstanbul kart var. İstanbul kart. Umarım geçerlidir, onay olmuştu. Yazıyor mu ki? Yazmıyor aslında ne zamana geçerli olduğu. Olsun, deneriz. Boşuna para vermeyeyim. 4 lira mı neydi? Tam 4 lira pek fazla değil ama hani belki birkaç kere bir yere giderken 4 lira ihtiyaç oluyor. Böyle İstanbul kartım var içinde. Daha sonra 5 liram var. Bozuk kalmış.
Bu da ne bileyim, indim mi havalimanına falan, su falan almak için. İyi yani. Ve kızlar, arkadaşlar bir şey değil mi? Havalimanında para bozdurmak çok pahalı. Mesela normalde şu an 1 lira, 1 euro 5 lira ediyor. Ama havalimanına 4,5'tan falan bozuyorlar. Baya kaybın oluyor. Ne yapalım? Ben de çok bozdurmuyorum. 50 euro falan bozduruyorum zaten. Varır varmaz. Evet, bu buradaydı. Ve bir şey daha var. Şu. Bu da pembe. Ve bunun içinde de harcanacak paralarım. Neyse, buna hiç girmeyeyim. İçinde bende kalsın. Evet, bu benim. Daha bunun içine yemeklerim gelecek. Suyum gelecek. Umarım attırma. Bakalım. Evet, bunun içine dediğim gibi kameram gelecek daha. Büyük kamera. Şu an çektiğim. Sizle beraber. Bu seyahat çantamdı. Sırt çantam. Bunu galiba bayağı kullanacağım ben bir yerlere giderken. Bayağı büyük. Hani her şey giriyor, sığıyor. Yanında birkaç kıyafet mi götüreceksin yere? Hemen sok çık. Çünkü esnediğinden bayağı şeyler giriyor. Size de tavsiye ederim. Evet, gelelim şimdi diğerine. Şimdi size şu çantayı göstereceğim. Bunu ben birkaç ay önce almıştım Primark'tan. Hala var. Bakabilirsiniz. Bunu çok kullanışlı buluyorum. Mesela bu sırt çantamı açmaya gerek duymadan önüme bağlayacağım. Ve içine pasaport mu gerek oldu? Pasaportunu çıkar, biletini çıkar, ver. Evet, bunu da size bir göstereyim dedim. Böyle bir isimli nüfus cüzdanı veya pasaport cüzdanı oluyor. Kabı. Üstünde Tuba yazıyor, uçak resimli. Bence çok güzel. Hani bir süslülük veriyor. Yoksa hep böyle kıpkırmızı bir pasaport çok... Ne bileyim, sıkıcı gibi geliyor bana. O yüzden böyle bir şeye ihtiyaç buldum. Ve dediğim gibi bavullarım pembe olduğundan bunu da pembe yapmasam olmazdı. Ve biletim. Evet. Bunları hepsini telefonumla beraber şunun içine koyacağım. Telefonu da alayım. Evet. Bu ikisini böyle hepsini bunun içine koyacağım. Bağlayacağım göbeğime. Ondan sonra hadi. Bir de şurada küçük bir, yani o liraları falan koyarım veya euro. Hani havalimanında buradan uçarken aslında gerek yok. Hani annem gibi falan bırakacak. Ve sırt çantama değmiş olmayayım. Evet, bu böyle. Bir dakika, biletimi şöyle yapayım. Az kaldı, uçuyorum ben de. Anlatayım size biraz. Şöyle ki, bildiğiniz üzere sınavlarımı yazdım. Yazıyorum. Bitti aslında ama sadece dediğim gibi konuşma kaldı. Ve babam dedi sen bayağı yoruldun. Ama gerçekten arkadaşlar, biliyorsunuz beni Snapchat'ten, Instagram'dan takip edenler biliyor. Kusura bakmayın ama hayvan gibi çalıştım. Allah'ım inşallah karşılığını verir bunun. Babam dedi çok çalıştın, yoruldun, ettin. O yüzden sana bir ödül var. Aslında iki ödül. Biri doğum günü hediyesi, MacBook almak istiyorlar bana. İnşallah buradan onlara duyuru olsun. Nerede kaldı MacBook'um? Neyse, daha 6 günüm var doğum günüme. Ayın 8'inde. Evet. Ne dediydim? Evet. İkinci de sürpriz, tatil sürprizi. Nereye gideceğim? Bizim buradan Antalya'ya uçacağım. Ondan sonra oradan da Afyon'a gideceğim. Afyon'dan beni babaannemler alacak. Oradan da Kütahya'ya. Ve Kütahya'da kalıp Uşaklı'da kalacağım. İkisinde de. Sonra bir hafta orada kaldım mı İstanbul'a. 4-5 gün İstanbul'a kaldıktan sonra geri Kütahya'ya, geri uşağa, orada kalacağım ve yine Antalya'dan geri uçacağım diye ümit ediyorum. Ama orada Kütahya'dayken kafam esti mi bilet alacağım. Çünkü daha bilmiyorum ne zaman almak istediğim geri dönüşü. Belki İstanbul'dan geri Köln'e uçabilirim veya İzmir'den Köln'e, Frankfurt'a, yani bizim buradaki çevrelere, her yere uçabilirim. Çok konuştum biliyorum. Dualarınızı bekliyorum. İnşallah Allah'ın izniyle sınavları geçerim. Gelelim şimdi el bagajına. Evet, o ise bu. Bu valiz gibi, küçük valiz. Bu büyük valiz değil. Bu tam uçağa alabilmelik. O yüzden aldım. Bir de büyüğü var onun. Onu da göstereceğim size. Bunun içinde neler var? Çok meraklısınız. Ben de meraklıyım. Hadi hep beraber açalım. Şimdi bunu açıyorum. Bu boğuları nereden aldığımı soracak olursanız, ben bunları Primark'tan almıştım. Daha hala var sanırsam. Ve şimdi aslında bu boğulda pek bir şey yok. Nasıl yok? Kameralarımın aküleri var. Şöyle bir bez poşeti var. Hani lazım olur, bir şey olur. Aslında olay şurada.
Burada ise okul kitaplarım var. Yani aslında gösterme gerek yok. Hani okul cüzdanım, yani kalem kutusu deniliyor. Ders çalışacağım notlar, ajandam. Üstüne Tuğba Kar yazıyor. Evet, not defterim yine. Hani içinde şeye ait. Politikli sınava gireceğim de. Ve doğum günüm olacağı için şöyle şeyler getirtmiştim. Happy Birthday yazıyor. Türkiye'de kutlayacağım. İnşallah. 19 yaşıma giriyorum. Ve 19 sayılı folyo. Aslında gold olacaktı ama maalesef zilba geldi. Ne yapalım, buna da şükür. Evet. Ve bunu büyük bowl'a koymam lazım. Parfümümü unutmuşum. Otokyan'dan en sevdiğim parfüm. Ve arkadaşlar, bugün kendime doğum günü hediyesi bunu aldım. La Vie Belle Lancôme'dan. Evet, öyle konuşuluyor. Çok istedim bunu. Ve sonunda aldım. Evet, bu küçük bowl'da olandı. Şimdi gelelim büyük bowl'a. Orada pek bir şey göstermeyeceğim. Çünkü onları kombinleyeceğim için... Size küçük bir tatlış bir şey göstereceğim. Koca bowl'uma geçebiliriz. Ama kaldıramıyorum. Öyle, şimdi kamerayı aşağıya almam lazım. Gösteremiyorum ki. Ve şuna bakar mısınız? Bunu aldım. Hatta açayım size, göstereyim. Evet. Şöyle. Bir Einhorn Türkçesi at. Bir bu boynuzlu at, ne bileyim, pembiş pembiş. Aslında pembe olduğundan aldım. Evet, bu benim bowl'um. İlk önce bir böyle bir pembe ipi var. Onu açalım. Böyle. Şöyle bir bowl. Aslında burası gerek yok. Burası hep elbise. Şu bu. Şimdi size şurayı göstereyim. Bu. Şöyle bir bu bakım çantam. Gözüküyor mu? Bakayım mı? Evet, bu bakım çantam dediğim gibi. İçinde diş macunu var. Biliyorsunuz ki akşam bütünüme baktıysanız biliyorsunuz bu en sevdiğim diş macunum. Daha sonra tarak var. Şöyle bir tarağım. Ben bu arada bambus ürünleri kullanıyorum. Tarak olsun, diş fırçası olsun. Daha sonra böyle bir kıl toplayıcı lazım oluyor. Ve tatlış mı tatlış, şunu göstereyim size. Şöyle bir diş macunu fırçası. Dediğim gibi bambus bu da. Bu pembe kapağı. Ve bunu koyuyorum. Zaten kapanıyor. Şöyle mermer rose gold. Mula'dan almıştım soracak olanlara. Ve kremim, günlük kremim. İçinde bir tanecik de saat. Daniel Wellington'ın kodum ile indirim var. Tuğba Kar ile. Alt çizgi Tuğba Kar ile 115 indirim var. Bu da aynı retinolü ve bu. Dediğim gibi bu bakım çantam. Çok bakım işlemi yok. Bir tarak şu bu. Diş macunu. Evet. Bunu bu çantaya parmaklarım. Aldım. Şöyle. Gelelim diğerine. Bu ise makyaj çantam. Bunu da açalım. Şöyle gördüğünüz üzere bayağı bir dolu. Burada şurada fırça ürünler, büyük ürünler. Burada ise makyaj malzemeleri. Gördüğünüz üzere mendilin içinde sarılı bir şey var. Bunun kapağı kaybolduğundan. Üstünden göstereyim. Bunun içine rimelim var, farım var, dudak boyalarım var. Burada ise fırçalarım var. Şurada. Bunun içinde en önemli ürünler var. İğnem, cımbız, makas, ayna ve tırnak makası. Bunları da buraya koydum mu kapatıyorum. Bunları aslında hepsini kullanmayacağım ama ne olur ne olmaz diye götürüyorum. Evet, şöyle asmalı. Ha, bir yere vardım, asıyorsun. Böyle. Başka ne var? Buna bakayım. Çantalardan şunu götürüyorum, beyaz. Yaz rengi. Ve şunu çok severim, böyle çantaları. İçi dışı görürken. Sandaletlerden ise Hauntem'den almıştım şu sandaletleri. Şöyle. Zilbasını bunu da Türkiye'den almıştım, İstanbul'dan. Hauntem'inden.
İstiklal Caddesi'nden. Ve beyaz sandaletler var. Onlar şu an aşağıda. Onları giderken giyeceğim. Yani bunları falan. Böyle bir bavulum var benim. Gelsin ve ben gideyim uçayım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.